Gündem teknolojide bu sefer de Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TÜSİAD'ın özellikle teknoloji geliştiren firmalarla sanayicileri bir araya getirdiği bir platformu konuşacağız. Bu ekosistem nasıl bir değer yaratıyor? Girişimcilerle, teknoloji girişimcileriyle sanayiciler noktasında tüm bu soruların yanıtını bugün TÜSİAD SD Kare 2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren'den dinleyeceğiz. Onur Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Hande Hanım. Şimdi TÜSİAD dediğiniz zaman Türk iş dünyasının çatı kuruluşu deriz. Evet, birçok sanayici içerisinde barındırır ama bir değişik platformla duyuyoruz şimdi. TÜSİAD SD Kare 2. Sanayide dijital dönüşüm platformu. Biraz bu platformun içeriğini bize açabilir misiniz? Evet. Kaç tedarikçiye ulaştınız teknoloji girişimcilerine? Ve sadece TÜSİAD'ın kendi üyesi olan sanayicileri mi? Küçük ve orta boy işletmelerde bu platformdan yararlanabiliyor mu? Süper. Tabii ki memnuniyetle. TÜSİAD SDK'ri aslında 7 yıl önce 2017 yılında TÜSİAD'ın çatısı altında dijital ekonomi yuvarlak masası altında kurulmuş bir görev gücünün başlattığı bir girişim ve bir platform teknoloji tedarikçisi firmalarla teknoloji kullanan firmaları bir araya getirerek işbirliğini arttırmak ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü ve rekabetçi gücünü arttırmak amacıyla çalışan bir platform. Bu platform TÜSİAD çatısı altında kurulmuş olmakla beraber tüm Türkiye'nin erişimine açık, ülkemizin rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla yapılan bir çalışma. Dolayısıyla her ölçekteki firmanın kullanımını açık. Bu açıdan büyük firmaların kullandığı kadar büyümek isteyen firmaların da çok yoğun kullandığı bir firma, bir uygulama. Çünkü küçük ortak ölçekli bir firmanın da bugün büyümekle ilgili bir planı varsa bunun içerisinde teknolojinin alacağı pay bu yolculukta bunun yelkenlerini dolduracağı rüzgarın olarak çok büyük bir önemi var. Bu programda 2020 yılında devreye aldığımız bir dijital platform var ve 2023 yılında bu dijital platformu yenileyerek daha da etkileşimini arttırdık. Ve bugün aslında çok daha geniş bir yelpazede, yani bu 7 yılda dijital dönüşüm konusu da değişti, dönüştü. TÜSİAD SDK programı da değişti, dönüştü ve bu dönüşüme devam ediyor aslında. Yoksa hani 7 sene önceki ilk duyduğumuzda alıp bir şeyi takıp çalıştırabileceğiniz bir şey olsaydı zaten bu konu hala daha gündemde olan bir konu olmazdı. Ve bu çerçevede bugün bu platformun içerisinde 2300'den fazla teknoloji tedarikçisi firma var. Bunlar teknoloji üreten, bunlar prototip ve ileri seviyesinde ticarileşmiş teknolojik ürünleri ve hizmetleri olan yerli firmalar. Ve bu firmalarla beraber çalışma niteliğinde yer alan içeride 1000'den fazla teknoloji kullanıcısı firma var. O yüzden hem teknoloji tedarikçisi firmaların farklı sektörlerde, farklı alanlarda yeni kullanıcılara erişmesi için hem de teknoloji kullanan firmaların uzun vadeli yol haritalarında yanlarında değerli bir araç kiti olarak onları yol arkadaşlığı edecek ve birçok ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir uygulama olarak yer alıyor. Peki teknoloji girişimler, özellikle girişimcilikte en çok zorlanılan, girişimcinin zorlandığı alan veya süreç ne zaman oluyor? Siz çok yani sürekli gözlemliyorsunuzdur şirketleri. Yani. Kesinlikle. Aslında bizim görev gücümüz açısından da en enteresan konulardan birisi bu ekosistemin içinde ihtiyaçların sürekli evrimine tanıklık etmek ve programı bu yönde güçlendirerek dönüştürmek oluyor. Özellikle teknoloji kullanan firmalarda gördüğümüz konular bir kere firmalar dijital olgunluk seviyesi olarak nerede olduğunu kestirmekte biraz zorlanabiliyor. Neden? Çünkü yani hepimiz günlük hayatında bireysel olarak da organizasyon olarak da aslında dijital dönüşümün içerisinde yer alıyoruz. Yani bu zaten bir sabah kalkıyoruz, kullandığımız cihazlara bir yeni sürümü geliyor. Yüklemek ister misiniz deniyor. Yüklüyorsunuz ve bir sonraki versiyona geçiyorsunuz. Bu birçok organizasyonda da aslında çok benzer bir şekilde bazen dışarıdan gelen etkenlerle, bazen içeriden yapılan inisiyatiflerle, programlarla sürekli bir gelişim halinde. Ancak bunun içerisinde nerede olduğunuzu kestirmek çok güç. Kimimiz diyebiliriz ki ya biz zaten dijital olgunluk seviyesi olarak harika bir yerdeyiz, tamamız. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Böyle diyebiliyorsak ne âlâ, ama yani bu konuda olgunluk seviyesi yüksek firmalarda pek böyle bir yaklaşım görmüyoruz. Tam tersine daha fazla ne öğrenebiliriz, neyimiz daha geliştirilebilir, böyle bir bakış açısı yakalıyoruz.
Böyle bir bakış açısına sahipseniz ne bilmediğinizi yakalamak çok kolay bir şey değil. Aslında iş hayatında bakarsanız bir iş lideri olarak sizi konumunuzu belirleyen, firmanızı güçlü yapan şeyleri hakim olmanız çok önemli. Ama firmanızı daha güçlü yapabilecek, eksik olabilecek parçaları, geliştirilebilecek alanları yakalamak çok kolay bir şey değil. İşte bunun için biraz ekosisteme bakmak, sizinle aynı yolculukta yürüyen başka firmalara, başka teknolojilere, başka sektörlerde neler oluyor, bitiyor yakalamak çok önemli. SDKR bununla ilgili çok değerli bir fayda sunuyor. Geçtiğimiz sene özellikle ekosistemden gelen talepleri de dikkate alarak bir sektörel teknoloji buluşmaları etkinlik modeli oluşturduk ve bunda hali hazırda 4 tane etkinlik gerçekleştirdik. Bunlar da enerji, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, tekstil, kimya sektörlerinde şimdiye kadar buluşmalar gerçekleştirdik ve tarım ve gıda, bu 8 sektörde buluşmalar gerçekleştirdik. Ve sadece bu sektörlere yönelik teknoloji ve ürün geliştiren 20 ile 40 arası teknoloji tedarikçisi firmayı bir araya getirip 3'er dakikalık sunumlarla bu sektöre yönelik ne tür çalışmalar yaptıklarını onlardan dinledik. Bu toplantılara aynı sektörden teknoloji kullanan firmaları davet ettik ve onlar da networking görüşmelerinde bu firmalarla tanıştılar, sunumları dinlediler. Bazı yani kendi sektörlerinde hangi teknolojiler var, başka neler yapılıyor, başka firmalar ne yapıyor, bununla ilgili bir fikir sahibi oldular. Ve tabii bütün bunlar olurken, bütün bunların iz düşümleri de bu 3'er dakikalık sunumların videoları, başka içeride 500'den fazla ürün ve hizmeti içeren 2200 tedarikçinin sunduğu faydalar, bunları da dijital platformda bulmak mümkün oluyor. Bütün buradan bakarak sizin ihtiyacınıza göre ne var ne yok, biraz böyle evrenin büyük resmi görme şansınız olabiliyor. Şunu da sorayım, yılda kaç kez çağrıya çıkıyorsunuz firmalara? Hackathon gibi etkinliklerde düzenliyor musunuz? Evet, evet. Çok teşekkürler. Şeyde burada tabii ki bütün bunları yaptığımızda ne var ne yok bir fikir alıp kerteriz belirledik, bir yol almaya başladık ama bunun içerisinde bütün bunlardan sonra hala daha bazı ihtiyaçlar olabiliyor, karşılanmamış ve bunun için de bir çağrı açabiliyorsunuz platformda. Aslında ilk kurulduğumuz günden beri olan çok değerli bir imkanımız, teknoloji kullanıcısı firmaların ihtiyaç duydukları bir teknolojik çözüm alanında bir çağrı açabilmeleri. Benim bu konuda bir çözüme ihtiyacım var, bununla ilgili kimler tedarikçi olabilir diye bir çağrı açabiliyorlar platform üzerinden. Ve buraya işte bu geniş tedarikçi havuzundan ve köklü ekosistemden başvurular toplanıyor. Bir işte değerlendirme süreci var, jüri süreci var. Önüne çok kullanıcı firmaların önüne çok kaliteli tedarikçiler çıkıyor ve bunlar arasından da sanayi teknoloji entegrasyon programı dediğimiz ulusal yılda bir defa düzenlediğimiz etkinliğimizde bir araya gelip aslında burada eşleşmeler yapıyorlar. Bu toplantıda aynı zamanda başka networking çalışmaları da oluyor. Peki şimdi bir de çok üretken yapay zekayı konuşuyoruz. Hı-hı. Burada TÜSİAD SDKR olarak üretken yapay zekanın kuşkusuz iş dünyasına dönüştürücü etkisi kaçınılmaz. Hı-hı. Bu konuda sizin hazırlıklarınız neler? Siz neler yapıyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi burada bu konuya mutlaka dokunmak gerekiyor. Baktığımızda tedarikçi havuzumuzun içindeki firmaların çok önemli bir kısmının yapay zekadan faydalandığını görüyoruz. Aralarında çok sayıda firmanın yapay zeka alanında ürün ve hizmet geliştirdiğini görüyoruz. Hatta aralarından bu alanda SDKR'de kullanıcılarla işbirliği yapmış, daha sonra yatırım almış, yurt dışına da hizmet vermeye açılmış teknoloji tedarikçileri de var. Bu da bizi çok sevindiren gelişmelerden bazıları. Bu firmaları da yapay zeka dikeyinde bir araya getirip yine bu yıl içerisinde yalnızca yapay zekaya odaklanarak farklı sektörlerde yapay zekadan nasıl faydalanabildiğine dair bir pencere açacağımız bir etkinlik planımız var. Hani birkaç örnek verecek olursak, üretimde yapay zekanın kullanımı çok geniş alanlarda oluyor. Kök hata tespitinde olabiliyor. Perakende de kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesiyle ilgili olabiliyor. Arama motorlarıyla ilgili çalışmalarda olabiliyor. Tedarik zincirinde yani yalnızca yapay zeka değil, aslında platformdaki 15'ten fazla teknoloji grubunun her biri bu alanlarda kullanılabiliyor. Bu alanlarda güçlü çağrılar ve başarılı çözümler olduğunu görüyoruz. Ve tedarik zinciri yönetiminde bu alanla ilgili çalışmalar görüyoruz ve aynı zamanda da işçi sağlığı, güvenliği, insan kaynakları gibi daha yatay alanlarda da bu alanda çok ciddi teknoloji ve hizmetler var. Son zamanlarda özellikle sürdürülebilirlikle ilgili de karbon ayak izi ölçümü, enerji verimliliği gibi konularda hem yapay zekayla hem de diğer enerji, diğer teknolojik gruplarda güçlü
çözümler olduğunu görüyoruz. Şimdi yönetmenim uyarıyor son bir dakika içerisinde. Harika. Konu çok büyük bir konu ama sürdürülebilirlik dediniz. Bu konudaki yaklaşımınız, politikanız nedir TÜSİAD olarak? Ben SDKR olarak yaptığımız çalışmalardan olarak, bahsedersem evet, daha da olarak odaklı olur. Bir sonraki aslında yapacağımız, geçtiğimiz hafta tekstil ve kimya alanında bir teknoloji sektörel teknolojik buluşma gerçekleştirdik. Mayıs ayında sürdürülebilirlik alanında ilk defa böyle bir alan ve belirleyerek sürdürülebilirlik alanında bir teknoloji buluşması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu konu bütün sektörleri yatay kesiyor ve bu konuyu çözmeden gidebileceğimiz yerler sınırlı gözüküyor. O yüzden biz de bu içerideki hem güçlü tedarikçi havuzu hem de gelişmekte olan ekonomiye adapte olmak için ve ülkemizin rekabetçiliğini arttırabilmek için bu alana ne yapabileceğimizi güçlü modelimizi kullanarak da desteklemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İşin özü teknolojik geliştirenlerle, girişimcileriyle, sanayicilere, küçük ve orta boy işletmelerde dahil olmak üzere bir araya getiren bir platform. Bu doğrultuda önemli bir katma değer, teknoloji odaklı bir katma değer sağlıyor. TÜSİAD SDKR'ye bugün bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. TÜSİAD SDKR Görev Gücü Başkanı Onur Eren konuğumuzdu. Böylelikle bir gündem teknolojiyi bu haftalık burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Sefer Yüksel finansal teknolojilerle sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.